Merhaba arkadaşlar. Kesir problemlerinin birinci testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda yarısı 15 olan sayının demiş. Şimdi bir x sayısı alsak, x sayısının yarısının 15 olduğunu söylemiş. Buna göre bu sayımız buradan içler dışlar çarpımından 30 olacak. Sayımız 30 olduğuna göre bu sayının 2 bölü 3'ünü sormuş. O zaman 30'un 2 bölü 3'ünü aldığımız zaman sadeleştirme işlemimizi yaptık. 10 çarpı 2'den de cevabımız 20 geldi. İkinci sorumuzda bir sayının 3 bölü 4'ü 24 olduğunu demiş. Şimdi sayımız yine x olsun. Bu sayının 3 bölü 4'ünün 24 olduğunu söylemiş. Buna göre buradan 3 ile 24'ü sadeleştirelim. Burası 8 gelecektir. X bölü 24 eşittir. 8'den içler dışlar çarpımı yapıyorum. X de buradan 32 değeri gelir. Bize o sayının yarısını sorduğuna göre o zaman 32 bölü 2'den cevabımız 16 olacaktır. Üçüncü sorumuzda bir miktar paranın 1 bölü 8'i harcanırsa demiş. Şimdi şöyle diyelim, bir miktar paramız için şöyle olsa, bu miktar paramız paydadan dolayı faydalanarak diyorum ki bu miktar paramız 8x olsa. 8x'in 1 bölü x'i harcanırsa, yani 8x'in 1 bölü 8'ini aldığımız zaman buradan nedir? X gelecektir. Yani x'i harcanırsa geriye 35 TL kalıyor demiş. Elimizde 8x vardı. X TL'si harcandı. Geriye 7x kaldı. Bunun 35 olduğunu söylemiş geriye kalan paranın. Ve buradan da x değerimiz 5 çıktı. Paranın tamamını sormuş. Paranın tamamını 8x almıştık. O zaman 8 çarpı x yerine 5 yazdığımız zaman cevabımız buradan 40 geldi. Dördüncü sorumuzda 2 bölü 3'ü boş olan bir depoya 240 litre su ilave edilirse. Şimdi 2 bölü 3 demiş. Yine buradaki paydadan faydalanıyorum. Bu deponun tamamını 3x ile dolu olduğunu düşünelim. 2 bölü 3'ü boş dediğine göre, normalde depoyu 3x kabul ettim. 2 bölü 3'ü boşsa x kadar, yani 2 bölü 3 şöyle diyelim. 3x'in 2 bölü 3'ü 2x'tir. Yani 2x'i boş, x kadarı dolu. Dolu olan kısmına 240 litre daha su ilave edilirse depo doluyor. Yani deponun dolmuş hali 3x'i zaten. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman 2x eşittir 240'tan. X değerimiz buradan 120 geldi. Bize deponun hacmi kaç litre diye sormuş. Yani 3x'i soruyor. X'i 120 bulmuştuk. 120 çarpı 3'ten de cevabımız 360 gelir. Beşinci sorumuzda yarısı ile çeyreğinin toplamı 36 olan bir sayı. Şimdi sayımız x olsa x sayısının yarısı x bölü 2, çeyreği x bölü 4'tür. Toplamlarının 36 olduğunu söylemiş. Buradan x'i bulalım. Buna göre payda işlediğimiz zaman, burasını 2 ile çarptığımız zaman 2x artı x'den 3x bölü 4 olacak. Burası 36'ya eşitmiş. Sadeleştirdik. 12 ve x değerimiz de buradan 48 geldi. Bize sayı sorduğuna göre cevabımız direkt 48 oldu. Altıncı sorumuzda bir yolun 3 bölü 4'ü gidiliyor demiş. Şimdi yolumuz yine paydadan faydalanarak, yolun tamamına 4x dersem, 3x yani 3 bölü 4'ü gidiliyorsa 4x'in 3 bölü 4'ünün gidilmesi demek buradan 3x'inin gidildiğini ifade etti. 1 bölü 8'i daha gidilirse, şimdi 3x'i gidildi. 3x'in üstüne bu yolun 1 bölü 8'i daha gidilirse, yani 4x'in 1 bölü 8'i daha gidilirse geriye 60 kilometre yol kalıyor. O zaman ben bunun üzerine bir 60 kilometre daha eklersem 4x'e eşit oldu diyebiliriz. Buradan işlemlerimizi yapalım. Sadeleştirdik. X bölü 2 geldi. Burada 3x artı x bölü 2'den dolayı 7x bölü 2 artı 60 eşittir 4x. 7x bölü 2'yi karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 60 eşittir. Buradan 4x eksi 7x bölü 2'den dolayı burası x bölü 2 kalacaktır. Ve x değerimiz de buradan 120 gelecek. Bize yolun tamamını sormuş. Yolun tamamını 4x almıştık. X 120 olduğuna göre 4 çarpı 120'den dolayı da cevabımız 480 geldi. Yedinci sorumuzda bir sayının 1 bölü 3'üne 10 eklenirse demiş. Sayının tamamını 3x aldım. 1 bölü 3'ü dediğimiz x kadar oldu. 1 bölü 3'üne 10 eklenirse, yani x'e 10 eklenirse o sayının kendisi elde ediliyor. Sayının kendisi 3x olduğuna göre eşitledik. Buradan 10 eşittir 2x'ten x değerimiz 5 geldi. Bu sayı kaç dediğimiz? Sayı 3x almıştık. 3 çarpı 5'ten sayı 15 oldu. 8. sorumuzda yarım kilogramı 2 ATL olan bir meyve. Şimdi kilogram olarak düşünelim. Yarım kilogramı 2 A ise 1 kilogramı 4 ATL olacak. Olan bir meyvenin 3 bölü 2 kilogramını sormuş bize. 1 kilogramı 4 A ise 3 bölü 2 kilogramı kaç A gelecek onu bulacağız. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız orantı kurduğumuz zaman burası nedir? X çarpı 1, 4 A çarpı 3 bölü 2 geldi. Buradan sadeleştirme işlemimizi yaptık. X de buradan 6 A gelmiş oldu. 9. soruda Hamit 75 kilogram, Ece 54 kilogram olduğu verilmiş. Hamit'in ağırlığının 3 bölü 5'i, yani 75'in 3 bölü 5'ini aldım.
Ece'nin ağırlığını 2 bölü 9'unun toplamı demiş. O zaman artı 54'ün 2 bölü 9'unu aldık. Toplamı Ahmet'in ağırlığının 3 bölü 4'üne eşittir demiş. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Buradan 15 çarpı 3'ten 45 geldi. 9 ile 54'ü sadeleştirdik. 6 çarpı 2'den 12 eşittir A çarpı 3 bölü 4. Buradan 57 eşittir A çarpı 3 bölü 4. 3 ile 57'yi sadeleştirdik. 19 geldi. 19 eşittir A bölü 4'ten. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A değerimizde buranın 19 çarpı 4'ten 76. Yani Ahmet'in kilogramı 76 kilogram oldu. 10. sorumuzda bir kitap evi bir fuarda ikinci günde birinci günde sattığının yarısı kadar kitap satıyor. O zaman birinci günde 2x kadar kitap sattıysa ikinci günde x kadar kitap sattı diyebiliriz. İlk iki günde toplam 240 kitap satmış. O zaman toplamları yani 3x'in 240 olduğunu söylemiş. Buna göre x eşittir buradan 80 gelecektir. Birinci gün kaç kitap satmıştır? Birinci güne 2x dediğimiz için 80 çarpı 2'den dolayı 160 oldu. 11. sorumuzda bir grubun 3 bölü 7'si kızdır demiş. Şimdi grubun paydadan dolayı grubun tamamına 7x desem 7x'in 3 bölü 7'sini aldığımız zaman buradan 3x gelecek. O zaman bu grubun 3x kadarı kız, 4x'i de erkektir deriz. Kızların yarısı 3 kişi olduğunu, 15 kişi olduğuna göre. Şimdi kızlara 3x demiştik. 3x'in yarısını aldığımızda bunun 15'e eşit olduğunu söylemiş. İşlemlerimizi yaptığımız zaman buradan x'in 10 olduğunu bulduk. Gruptaki kişi sayısını sormuş. 7x demiştik. 7 çarpı 10'dan dolayı cevabımız 70 geldi. 12. sorumuzda 400 litrelik bir depoya 2 litre kova ile 80 defa su taşınıyor demiş. Şimdi 2 litrelik kova ile 80 defa taşınıyorsa toplam 160 litre su taşındı diyebiliriz. Kalan kısım artı diyorum. Kalan kısım 1 bölü 2 litrelik kova ile 1 bölü 2 litrelik kova ile x defa taşındığını düşünelim. Ve burada eklendiğinde toplamda 400 litreyi tamamlıyor. Buna göre karşı tarafa attığımız zaman x bölü 2 eşittir 240 ve x değerimize buradan 480 geldi. Bize zaten buradaki x'in kaç defa olduğunu sormuştu. 480 defa olmuş oldu. 13. sorumuzda Adem aylık konuşma dakikalarının yarısını kullanıyor demiş. Şimdi şöyle diyelim. Adem'in aylık konuşması 2x olsa yarısı x kadar olacak. Yarısını kullandı. Elinde şu an x kadar kaldı. Sonra geriye kalanı demiş. O zaman geriye kalanı x deriz. Geriye kalanın yarısını kullandığında, geriye kalan x olduğuna göre yarısı x bölü 2 oldu. Kullandığında 500 dakikalık konuşma hakkı kalıyor. Şimdi x kadarı vardı, x kadarının yarısını daha kullandı ve geriye bu sefer nedir? X bölü 2 kadarı kaldı. 500 dakikalık konuşma hakkı kaldığına göre o zaman x bölü 2'nin 500 olduğunu söylemiş. Buradan x değerimiz 1000 gelecektir. Bize Adem'in aylık konuşma hakkını sormuş. Tamamını biz 2x dediğimiz için 2 çarpı 1000'den cevabımız 2000 oldu. 14. sorumuzda bir testteki soruların önce 1 bölü 5'i sonra kalan 3 bölü 4 demiş. Şimdi kesirli sorularda paydalardaki ifadelerin 5 ile 4 demiş. Bunların çarpımı olarak yani 5 ile 4'ün çarpımından testteki soruların tamamını 20x alırsak. Bu şekilde yaparsak daha kolay olabiliyor sorular. 20x aldığımızda önce 1 bölü 5 demiş. 20'nin 1 bölü 5'ini aldığımızda 4x oldu. Önce 4x'ini çözmüş. Sonra kalanın demiş. Şimdi 20'den 4'ü çıkarttığımız zaman 16x kaldı. Kalanın 3 bölü 4'ü dediği için 16x'in 3 bölü 4'ünü aldım. Buradan 12x kaldı. O zaman burada da 12x kadarını çözmüş. Toplam 24 soru çözülmüş oluyor. Yani buradaki 4x ile 12x'i topladığımız zaman 16x oldu. 16x kadarı çözmüş oldu. Bunu da 24 olduğunu söylemiş. Şöyle diyelim x eşittir. 8'e böldüğümüz zaman burasını 3, 8'e böldük 2. O zaman x değerimiz buradan 3 bölü 2 geldi. Testteki toplam soru sayısı demiş. Tamamını 20x almıştık. X yerine de 3 bölü 2 yazdım. Buradan da cevabımız 30 geldi.